yaşıyorum. Artık biliyorum nasıl bir şey olduğunu. Ne olur sen de benim için biraz mutlu olsan ha? Yavrum, o kadar safsın ki. İnsanları tanımıyorsun. Hele erkekleri hiç. Sen böyle kuş gibi kanatlanmış uçarken onun aklında kim bilir kaç tane tilki dolaşıyor. Senin canın yanana kadar bundan haberin olmaz. Dadı, neredeyse erkek düşmanı olduğuna inanacağım. Biliyor musun? Yarın gene buluşuyoruz. Olmaz öyle şey. Öyle her gün buluşulmaz. Hem kız evi naz evi derler. Kendini ağırdan alacaksın biraz. Bak bakalım kimdir, nedir, amacı nedir? Senin taktiklerini dinleyemem artık dadı. Bundan sonra dinleyeceğim tek bir şey var. O da kalbim. Dadı, fazla abartmadım değil mi? Yaptığını ettiğini abarttıktan sonra süsünü püsünü abartmışsın çok mu? Ay ben nasıl inanıyorum senin hakkına, nasıl kanıyorum sana? Dadı, bugün artık ilk defa kendi cüzdanımı kendim kullanacağım. Bu ne güzellik sabah güneşim. Nereye gidiyorsunuz bakalım bugün? Buluruz gidecek bir yerler. Bence Güneş Hanım direksiyonu nereye kırmak isterse istikamet orası. Direksiyon mu? Abi ne demek istiyorsun, ciddi misin? Bir kapının önüne bak bakalım. Sürpriz mi yaptın? Abi çok güzel. İnanmıyorum. Artık yani istediğim yere gidebilecek miyim? Şoför olmadan, koruma olmadan. Dur bakalım dur. İsviçre'deki ehliyetim burada geçerli. Ama buranın yolları oraya benzemez. Kaybolursun. Dadıyla birlikte... Abi kaybolmam. Ya da kaybola sonra bulurum yolumu işte. Hem dadım öyle tur atmayı falan sevmez. Bugün kendim çıksam ne olur. Yüz verdik, astarın istiyor dadı. Sen ne diyorsun bu işe? Ne diyeyim oğlum? Telefonun hep açık olacak. Çok teşekkür ederim. Dadı, bakma öyle. Bak söz hava kararmadan önce evde olurum. O telefon iki kere çalmayacak. Hele bir açma. Vallahi abine bırakmam, ben alırım uçak biletlerini ona göre. Tamam. Küçük kızını tehdit de edermiş. Sulluğu bırak da beni dinle şimdi. Bak abin sana büyük iyilik yapıyor. Araba aldı. Şoförü başından kaldırdı. Sakın onu üzecek hiçbir şey yapmayasın. Tamam. Hadi dikkat et. İş mi be Yunus? Kız köyden kötü bir haber aldı galiba. Tövbe tövbe, kapamıyor ki telefonun olduğunu öğrenelim. Şşş, bana bak sen çık yukarıya. Ben burada ne olup bittiğini öğreneyim, hemen gelirim, tamam mı? Anne senin acele etmene gerek yok, ben yukarıdayım. Heh. Yapma be, deme be Yunus. Ben Zürel'e ne diyeceğim şimdi? Ne olmuş? Tamam, tamam. İlk otobüse atlayıp geliyoruz. Rıza baba ne olmuş? Baban kaza geçirmiş. Acele bizi bekliyorlar. Babaya bak be de küçük adam. O yerim ben seni. Hadi koş bakalım içeri. Baba.
Ne oldu? Yok bir şey ya. Gülüyorum öyle işte. Sen de gülüyorsun. Ben buna gülüyorum şaşkın. Ya gülmesene. Çocuk gibisin. Senin yanında insan çocuk gibi oluyor. Benim kendimi düşünmeme gerek yok. Nasıl Sapınar beni düşünüyordur diye düşünüyor. Oldu işte. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gülsüm Hanım. Anneciğim, oğlum hadi gidiyoruz. Hadi anneciğim gel. Nereye gidiyorsunuz? Sen bana hesap mı soruyorsun? Ben oğlumla gezmeye gidiyorum. Bir de senden izin mi alacağım? Ha, kan yokken ben de boş kalırım diyorsan kendini yapacak başka bir iş bul. Etrafı toparla. Mesela temizlik falan yap. Dadı da yok, şoför de yok. Evet. Sadece sen ve ben varız. Ne yapacağız peki? Bilmem. Günüzün ne yapmak istiyorsun? Aslında biliyor musun, ben seni hiç tanımıyorum. İstanbul'da hiç bilmiyorum. Tanıştırsana bizi. Olur. Umarım bizi tanıdığına sevinirsin. Aramayacaksan şu sosyeteyi ben arayacağım hemen. Oldu. Sen beni söylediğime pişman etmesene ya. Ben arayıp ne diyeceğim? Ben aramayınca sen niye arıyorsun? Lisede miyiz? Vallahi lisede de hep erkekler ilk adım atardı ama... Ya nereden alıştırdık arkadaş, siz hatun milletini zaten. Her şeyi bizden bekliyorsunuz. Tabii tabii. Sen eve gitmeyecek miydin? Yastan çıkmış desene. Can iyi misin? İyiyim. İyiyim. Niye kötü olayım ki? Emir bir kızı gördüm. Alır mısın? Abi bindirmişim. Yok canım, teşekkürler. Ne olur abi, taşırsın. Bunların okulda olması gerekmiyor mu?
Ya herkes şanslı olur. Abla ne olur bir 8 al ya. Bir söz var biliyor musun? Neymiş? Bekle. Bekle. Bir tane abi. Evet, bugün dışarıdayız, geziyoruz. Takip edilmediğimizden emin olduğunuz sürece hiçbir sorun yok. Benim tek sorunum bu şımarık küçük prensesin yanında. Bana ne oluyor? Al. O benimdi ya. Ben sizi arayacağım. Al. Tabii, al. Çok güzel. Abla. Afiyet olsun. Bu ne şimdi? Hani sana bir söz var demiştim ya. Evet, bazı insanlar şanslı da olmaz. Ama eğer isterlerse kendi şanslarını yaratabilirler. Pınar, Kaan ben geldim. Sürpriz, erken geldim. Kaan nerede? Annesiyle gezmeye gittiler. Ben de filme daldım. Peter Pan'i mi izledin? Evet. Peter Pan benim çocukluk kahramanım ya. Demek ki sen de büyümek istemeyen çocuklardandın. Sorma. Benim yaşımdaki baba için çok gerçekçi bir istek değil mi? Herkesin içinde büyümek istemeyen bir çocuk yok mu sence? Peki Peter Pan'in perisi? O da senin içinde mi? Cansu, ben bir karar verdim. Zeynep benim kardeşim işte belli. Ya annesi ölmüş. Babam ortada yok. Ya adresini buldum, birini gönderdim. Kız küçücük bir gecekonduda yaşıyormuş. Ya onu yanıma almaya karar verdim. Eğer senin için bir sorun olacaksa ben kendi evime de geçerim. Ya saçmalama Lara ya. Yani ne olursa olsun o senin kardeşin sonuçta. Başımın üstünde yeri var. Kaan, canım oğlum benim. Çok seviyorum seni. Kaan, anneciğim şimdi baksana ne diyeceğim. Sen anneyle babanın yeniden yan yana gelmesini istiyor musun? Peki, annenin eve geri dönmesini istiyor musun? Hı. Çok güzel. O zaman anneye yardım etmelisin. Tamam. Şimdi Pınar abla o evdeyken anne eve geri dönemez. Çünkü Pınar abla kötü. Hatırlıyor musun sana kötü cadı Hande masalı anlatmıştım. Şimdi kötü cadı Pınar. Anladın mı anneciğim? Anladım. Çok güzel. Aferin anneciğim. Aferin oğluma. Hadi buyur. Önce eski İstanbul, şimdi tekne mi? Ama İstanbul'un tadı boğazsız çıkmaz ki. Hadi. Kır. Kaptan, çıkabiliriz. Ben böyle hep tekneyle açılırdık. Korkardım. Denizle gökyüzü birleşmiş.
böyle uçsuz bucaksız gelirdi. Sanki bizi yutacakmış gibi. Sonra hemen abime sarılırdı. O da sakinleştirirdi beni. Merak etme, ben varım yanında. Sana hiçbir şey olmaz derdi. Ha bir de dadım vardı tabii. O da bana Kız Kulesi'ni anlatırdı. Kız Kulesi mi? Evet. Ben küçükken orada gerçek bir prensesi yaşadığını düşünürdüm. Tutturdum abime, ben de orada yaşamak istiyorum diye. Abinle aranız bayağı iyi oldu. Çünkü bütün anıların onunla. İyi tabii. Annem öldüğünde çok küçüktüm. Babam da hep çalışırdı zaten. Onu da zamansız kaybettik. O yüzden bir abim var, bir de dadım. O da benim canım. Abine bu kadar düşkünken ayrılmak zor olmuştur. Zor oldu tabii. Ama o öyle istedi. Ya abim biraz farklıdır. Yani içi farklı, dışı daha bir farklı. Sert görünmeye çalışır. Çok haksızlığa uğradı. Çok zor şeyler geçirdi. O yüzden bunlar da biraz onu sertleştirdi. Çok haksızlığa uğradı. Ne kadar düşkünsün abine. Hem de seni bu kadar sıkmasına rağmen. Düşkünüm tabii. Yani bizim birbirimizden başka hiçbir şeyimiz yok ki. Bir o, bir de dadım işte. O yüzden biraz fazla üstüme düşüyor. Ama bak, beni anlıyor artık. Bugün şoför de yok, dadı da yok. Haklısın. İkimizden başka kimse yok. Odam burası. Yani. Bana birkaç yeni eşya alırsın artık herhalde. Eski odam gece konduda falandı ama bildiğin genç kız odasıydı. Babam sağ olsun. O zaman eski eşyalarını getirseydin. Adı üstünde değil mi canım? Onlar eski. Hem yeni kardeşine yeni eşyalar alamayacak mısın? Koskoca İkoncan Yara Atabey. Zeynep, odadan önce halletmemiz gereken daha önemli şeyler var. Seni bir okula yazdırmak gibi. Yarın gidip okul işlerini halledeceğim. Sonra odana da bakarız. Öyle olsun bakalım. Alışacağız artık. Sonunda başardım. İşte buradayım. Sonra ben de kafamı şöyle bir kaldırıp artık internetten bir avuç toprak alanları da Lady deniyor dedim. Kadını görmen lazım. Yüzü bembeyaz oldu. Böyle bana yelpazesiyle şey yapıyor. Ne kabalık, ne kabalık. Nasıl yapıyorsun? Dersin. Ne kabalık, ne kabalık. Hop. Emre. Ben... Sen ne? Ben çok aptal görünüyorum. Hayır. Sen çok akıllısın. Emre... Ben hiç... Hiç ne? Böyle bir hıza alışık değilim. Hız mı? Anla işte. Daha yeni tanıştık. Her şey çok çabuk oluyor. Çabuk.
Çabuk olan ne? Güneş. Neden yüzümden başka her yere bakıyorsun? Sana bakınca böyle oluyorum. Nasıl oluyorsun? Daha önce hiç olmadığım gibi. O zaman birbirimizden pek bir farkımız yok. Yok mu gerçekten? İnan bana. Daha önce hiçbir kadının yanında senin yanında olduğum gibi olmadım. Sen kimsin peki? Ben senin kim olduğunu biliyorum. Hani böyle filmlerdeki adamlar olur ya. Böyle özgüveni tam. Kibirli değilsin ama kendini biliyorsun. Hani böyle hangi kız bana dayanabilir ki havasında? Ama ukalalık yok. Şımarıklık da yok. İnce bir olgunluk var. Gerçekten çok güven veriyorsun. Çok. Güven bana. Çünkü beni gördükten sonra sana ne olduysa aynısı da bana oldu. Sana güveniyorum Emre. Hem de tüm kalbimle. Sene. Yok, girmeyeceğim. Uyumadan bir kana gözükmem lazım. Ben şey diyecektim ya. Bu aptal oyunu ne kadar daha devam edeceksin ve bu oyun yüzünden işi ne kadar daha aksatacaksın onu merak ediyorum. Merak etme. İyi. Bana bir şey anlatmayacaksın yani. Öyle olsun. Oyun da işi ihmal etmem de sandığın kadar uzun sürmeyecek. Sen benle uyumak istiyorsun. Ömer, dur bir dakika çöpü getireyim, bekle. Merhaba Ömer, ben. Hı hı. İyi akşamlar. Kapıcının oğluymuş ya. Ömer ağa, kolay gelsin, iyi akşamlar. Hemen uyudu. Hangi masalı anlattın? Sen ağladın mı? Sinirlerim bozuldu biraz. Ama geçti. Pınar. Kaan seni çok seviyor biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. O daha çocuk. Belki de ben onu farkında olmadan huysuzlandıracak bir şey yaptım.
Biz kendi aramızda hallederiz. Sen karışma. Ondan şüphem yok. Neden öyle dedin? Pınar, senin sabrınla, şefkatinle, inadınla etkileyemeyeceğin biri var mı? Çocukları etkilemek konusunda üstüme yok, evet. Sadece çocukları mı? Mesela içinde bir çocuk olduğuna inanan adamları. Mesela Peter Pan'leri. Üşüdün mü kızım? Güneşciğim, üşüdün mü diyorum. Aklının nerelere gittiği belli. Buz gibisin. Ateşin mi var yoksa? Yok, ateşim yok dadı. Sana bahsettiğim şey işte. Onu düşünürken de, onun yanındayken de böyle oluyor. Buz gibiyim ama içimde sıcacık bir his var. Buraydı. Tamam. Ruhsatlar hazır. Biz de hazır olunca kapıları açabiliriz ama bizim ne zaman hazır olacağımız şüpheli. Bence gayet iyi gidiyoruz. Bir sorun yok. Emir, bak imzalaman gereken belgeleri buraya getirebilirim ama görüşmen, konuşman gereken adamları, seçmen gereken elemanları da buraya getiremem, değil mi? Merak etme. Fazla uzun sürmez. Ne uzun sürmeyecek Emir? İntikam mı? Çünkü bu benim aşk hikayem. Ve ben bunu dolu dolu yaşayacağım. Bak mutluyum işte. Ne olur sanki ortak olsan. Bak şu hayatta tek konuşabildiğim, tek sırdaşım sensin. Ne olur sanki mutluluğumu paylaşsan. Hayata gelen her bebek ilk nefeste, ilk çığlığını atarken hayattan da ilk şamarını yer. Ama ben senin o ilk şamarı bile yediğinden şüpheliyim Güneş. Yavrum, senin için çok endişeleniyorum. Hayatı hiç bilmiyorsun. Aşk, aşk diyorsun ya. Her şey unutulur. Ama aşktan bir şamar yersen, işte o hiç unutulmaz. İntikam almak istiyorsun, anlıyorum. Ama belki de bu kızın hiçbir şeyden haberi yok. Bu işin sonunda ne olacak? Kore, o kızın her şeyden haberi var. Nasıl haberi olmayacak, onlardan biri o kız. Bana ne diyor biliyor musun? Abisi çok haksızlığa uğramış. Öyle söylüyor. Masum görünen, içi boş bir biblodan başka bir şey değil o kız. Ne olursa olsun. Abisinin yaptıklarının bedelini o kız mı ödemelidir? Benim babam o herifin eline düşüp kafasını sıkarken neyin bedelini ödedi? Ben ne yaşadıysam o adam aynısını yaşayacak. Ne bir eksiği ne bir fazlası. Bu oyunun sonunda ne olacak peki Emir? Yavuz Sancaktır'ın sevgili küçük kardeşi aşağılanmak ne demekmiş öğrenecek. Kırılmış bir kalp, kırılmış bir gurur. Abisinin kanatları altına koştuğunda işte o zaman göreceğiz oyunun sonunu. Sen yemiyorsun galiba. Yok abi. Bu aralar kiloma dikkat ediyorum. O zaman seni mutlu edecek programı yapmışım. Program mı? Bütün gün yapacak bir şey bulamayıp arabayla dolaşıp duracağına, bugün de benim programımla dolsun ha. Ben iyiydim böyle abi. Ne programı yaptın? Spor salonuna yazdırdım.
Her gün birkaç saatini doldurur. Hem bak formunu da korumak istiyor musun? İsabet olmuş. Yani spora gideceğim. Akşam da birlikte abi kardeş güzel bir yemek yiyeceğiz. Bütün gün bitti yani. Senin yapmak istediğin başka bir şey mi vardı? Yoksa beğenmedin mi? Estağfurullah abi. Olur mu öyle şey? Ne güzel. Benim için bütün günü düşünmüşsün. Habersiz geldim böyle ama buralarda dolanıyordum, bir uğrayayım dedim ben. Sorun değil, gelsene. Benim de bir işim yoktu. Nasılsın? İyi. Kahve içiyordum. Sana da koyayım mı? Yok, ben kahve içmeyeyim. Şubeye gideceğim zaten. Uzun zamandır görmeyince merak ettim seni. İyi misin? Üşüyorum. Görüyorum. Yani dün gördüm. Bir kız vardı yanında. Bayağı güzel bir kızdı. Yakışmışsınız. Sağ ol. Sağ olayım. Sevgilin, yani siz birlikte misiniz? Yani şaşırdım. Yanlış anlama. Ne bileyim, aşk işte öyle zamansız oluyor demek ki. Evet öyle. Güzel. Aşk güzel bir şey. Neyse ben geç kalmayayım, şubeye gideyim. Kendine iyi bak, tamam mı? Sen de öyle. İyi bak kendine. Alo. Apartmanın önündeyim abi. Can bacı gene Sarraf oğlanın yanında aldı solu. Tamam abi. Anladım abi. Kamil onun orada ne işi var? Sanki ben kendi elimle getiriyorum ya. İyi günler. Adres mi bakmıştınız? Ha, siz satılık daire için bakıyorsunuz. Aa, evet, satılık daireye bakmıştım. Ben de o baktığınız apartmanda oturuyorum. Öyle mi? Vallahi güzel apartmanmış. Ben isterseniz size yardımcı olurum. Yani birilerini ararız falan, ha? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ay, gidiyor musunuz? Ya ben de şurada pazara kadar gideceğim de. Ay, ayağımı çok incitmişim, çok ağrıyor. Zahmet olmazsa bırakırsınız değil mi? Tabii tabii, buyurun. Ay, çok mersi. Vallahi çok güzel arabaymış. Yani Allah kazadan beladan korusun. Sizin değil mi? Benim, benim. Burası iyi mi? İyi, iyi. Vallahi size de zahmet oldu böyle iki adımlık yer. Çok sağ olun. Madem bizim orada ne bakıyorsunuz?
Ya ben de oralarda oturuyorum ya, artık daha sık görüşürüz. Bir dahakine de beni markete bırakırsınız. Şaka şaka, iyi günler. Demek artık Züleyh köyde kalacak ha? Tabii doğru. Onun analı o kadar çocukla kocaya bakar mı hiç? Demiştir, gelsin kızım baksın demiştir. Kız öyle bir ağladı ki feryat figan. Babası hastayken ne diyebilirim ki be Hatice? Bize gel diyemedim ki. Abi denir mi öyle? Seninki baş tezete olmayacak, duaya amin demekti. Ha şimdi babası hastalanmış, gelsin kızım bana bakıyor diyor. Hayır bırak baban da gel denir mi? De. Şimdi abi sen o dershaneye vermiş olduğun parayı geri iade alabileceğin mi? Verirler herhalde. Gidip bir konuşurum yarın öbür gün. Şey abi, bak Süler buradayken hani diyorduk ya ev kalabalık belli, ev evistini olmuyor. Hani biz başka yere çıkalım falan diye. Ya şimdi madem kız gitti köye, hani o da uzun kalacak. Ya acaba biz gitmesek mi? Ne gitmesi Hatice? Size gidin diyen mi var sanki? Ha? Hem Hüseyin de aramıza katılırsa eve neşe gelir. Çok güzel diyorsun da abi. Hüseyin'e... Kaan babasıyla kalmaya devam edecek dayı. Hadi Kaan'cığım içelim birazcık hadi. Hadi iç şunu, baban yoldaymış. Hadi Kaan'cığım, en sevdiğin vitamin bu, niye içmiyorsun? Hadi lütfen. Niye böyle... Kaan neyin var, niye böyle yapıyorsun? Anneni mi istiyorsun, dur. Heh. Oray efendi. Buyurun. Gülsüm Hanım. Kaan çok ağlıyor, susturamıyorum. Yukarı çıkar mısın? Bak annesi istemiş. Terlemişsin. Aa, bir de sırtıma bez koysaydın. Herkes bize bakıyor. Ay kimsenin bir şeye baktığı yok canım. Dur. Ya dadı, sen ver onu bana. Git bir yerde otur, tamam mı? Beni bekle. Dadı. Götüreceğim canım, aa. Hadi al, ver, al şunu. Bir yudum iç, bir yudum. Bir yudum, hadi. Hadi, çek, çek. Tamam, tamam. Tamam. Silinmeyi unutma, tamam. Üstünde soğumasın ter. Aa, Emre! Buluşmayacağız demek görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor değil mi? Spor salonuna geliyorsun. Bugünlük. Ben de sırf meraktan soruyorsun sandım. Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi burada göreceğim. Benim de seni özleyeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Deme şöyle şeyler, düşeceğim birazdan. Bir şey olmaz, ben buradayım. Thank you.
Bunlar ne oldu? Şey, vitamin şurubu. İyice çıksın diye siliyorum. Gerçi güzel kokuyor. Gülsün mü? Hayır. Ya bak böyle sinirlerim bozuldu. Pınar lütfen bırak şunları, elini de kesmişsin. Lütfen bırak onları. Kaan mı kırdı şişeyi? Huysuz mu yapıyor sana? Sorun Kaan'ın huysuzluğu değil. Her şey sarpa sarıyor. Önce evsiz kalıyorum. Sonra buraya yerleşiyorum. Şimdi de Kaan benden nefret ediyormuş gibi davranıyor. Tamam. Tamam. Geçti, sakin ol. Ben içeri gideyim. Sonra sürpriz oldu. Daha unutamayacağın çok sürpriz mi olacak? Böyle uzun uzun yüzüme baktığında içimden geçenleri okuyorsun gibime geliyor. O zaman sen de uzun uzun bak. Sen de benim içimden geçenleri oku. Ben bakamıyorum işte. Bakamayınca da çok komik oluyorum, değil mi? O zaman ben içimden geçenleri söylüyorum. Yanımda kalmanı istiyorum. Telefonda söyledim ya. Gece çıkamam. Abim hayatta izin vermez. Neyse, dalım görmesin şimdi. Ararım ben seni. Efendim kardeşim. Yok, benim daha iyi bir fikrim var. Akşam sizi yemeğe çıkarayım mı? Hem anneme de daha iyi gelir. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Demek artık evine de girip çıkmaya başladı. Bu ne samimiyet Kamil? Ha. Abi vaktin varsa ben bir gidip sorup geleyim istersen. Abi ne bileyim, bir şekilde oluyor işte.
Ben biliyorum onların samimiyetinin şeklini. O Sarıfoğlu iti sırf benim damarıma basmak için o kızı kullanıyor. Canın polis olması da işin balı kaymağı. Kız benimle uğraşırken sürekli yolları kesişip duruyor. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Deme Kamil. Deme de beni dinle. Canın polislik serüveni fazla uzadı. O ne demek abi? Birkaç hatırlı dostumuzu aramanın zamanı geldi demek. Hadi be abi. Atma işte. Tak tak sayıyorum golleri kucağına. Ondan evde yemek istemedin. Biliyorsun başına ne geleceğini. Şuna bak ya. Elimde büyüdün lan. Kim öğretti sana joystick kullanmayı? Boynuz kulağa geçer diye bir laf var. Bayılırım. Bilir misin sen o lafı? Anne şu küçük oğluna bir şey söyle. Vallahi bak çok kaşınıyor. Anneciğim, büyük oğluna bir şeyler söyler misin? Antrenman yapıp gelsin lütfen. Benim ikinize de söyleyebileceğim tek bir şey var. İkiniz de iyi ki doğurmuş. Bir baksanıza kendinize. O kadar güzelsiniz ki. Abi, söyle bakalım. Beğendin mi şoförlüğümü? Sanırım bu soruya istediğin cevabı vermek için biraz daha zamana ihtiyacımız var ha? Of abi! Sonunda abi kardeş baş başa kalabildik. Bütün o korumaların olmadan. Abi bak bütün o adamların, o kalabalık seni gerginleştiriyor. Yani keşke sadece dadım, ben, sen, Kamil abi de kalabilir. Küçücük bir aile olsak. Biz zaten bir aileyiz Güneş. Abi bak, anladın biliyorum. Anlamamış gibi yapma. Emir. Ne oldu? Kalkalım bari. Ne oluyor? Emir, rica ediyorum. Bu gece burada bir olay çıkmasın. Güzel güzel bitsin bu gece. Hesabı alabilir miyiz? Siz hesabı ödeyin. Abi öyle birini gördüm sandım. Kimi tanıyorsun ki göreceksin? Hiçbirini tanımıyorum ki. Burada arkadaşım yok zaten. Öyle işte birine benzettim. O kadın? Kime bakıyorsun sen? Eski bir çalışanımın yakını. Niye hiç selamlaşmadınız? Konuşmadınız bile. Sana niye kötü kötü baktı o? Öyle mi? Hiç fark etmedim. Abi, bir şey mi oldu? Oğlum bak, o adamın seni etkilemesine sakın izin verme. Zaten istediği de bu değil mi? Merak etme anne. Bundan sonra hiçbir şey o adamın istediği gibi olmayacak. Üzüldüğüm için ağlamıyorum ben. Hırsımdan ağlıyorum. Ya yemin ederim hırsımdan ağlıyorum. Beni neden ağladığını ilgilendirmiyor Can. Ağlıyorsun işte. Yavuz yaptı biliyorsun değil mi? O kaydırdı benim ayağımı. Yine açma şu Yavuz Sancaklar hikayesini. Ya hiçbir şey ispat edemeyeceksin belli işte. Ya kanıtlayamayacağım ama biliyorum. Bilmiyor muyum ben? Komiser yüzüme bile bakamadı silahla kimliği alırken. Disiplin suçlarını incelemişler. 6 ay uzaklaştırma veriyorlar. Akılsız mıyım ben? Anlamıyor muyum bunu? Ne yapacaksın peki? İnadına düşmeyeceğim. İnadına ayakta kalacağım. O 6 ay her Allah'ın günü geri sayacağım ben. Benim iş bulmam lazım. Anneme bakacağım ben. Sancaktar var ya. Onu yenene kadar geri sayacağım ben her gün. Hoş gelmiş benim evlatlarım.
Abimle çok güzel bir akşam yemeği yedik. Artık bunu sık sık yaparız değil mi abi? Bundan sonra böyle. Abi kardeş bol bol gezeceğiz. E harika. O zaman bu akşamki çaylar da benden olsun. Ha? Bize çay getir kızım. Dadıcığım, ben çay içmesem. Sabah spor falan yaptım ya, çok yorgunum. Yatıp uyusam hemen. Yorgun düşmüş prenses. Peki, seni bu gecelik affedelim. Ama size borçlandı değil mi dadı? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Emre. Merhaba. Korkuttum mu seni? Benden ne zarar gelir ki? Seni seyretmem, gezmem lazımdı. Bu yolun sonunu bulmam lazımdı. Seni tanımam, bilmem lazımdı. Bu hikayeye bir son lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin bir kayboldun, esrarım ardın, aklıma sardım seni. Öyle uzaktan, uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Aşkını öğrensin. Seni seyretmem, gezmem lazımdı. Bu yolun sonunu bulmam lazımdı. Seni tanımam, bilmem lazımdı. Dudaklarıma bir veda lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bir geldin bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Böyle uzaktan, uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni. İş görüşmeleri nasıl gidiyor? Haber bekliyorum işte birkaç yerden. Sana iş mi yok ya? Bulacaksın eminim. Bulmak zorundayım. Annemlere para göndermem gerekiyor.
İstanbul'da iş bulmak kolaydır herhalde, değil mi? Sosyeteye haber verecek misin? Ya bakma öyle. Adam kendi dünyasına geri dönmedi mi? Bir çevresi vardır illaki. Yani istersen seni tak diye bir işe koyabilir. Sen ne dediğinin farkındasın değil mi? Allah aşkına sen hiç beni tanımadın mı ya? Ben yardım ister miyim bu konuda ondan? Kızım ailem var diyorsun. Anneme para göndermem lazım diyorsun. Ya zengin arkadaşım var işte. Çal kapısını, ayıp mı? Ya yemiyorsa yemiyor. Ben kendim bulurum iş. Emir'den yardım falan istemeyeceğim Selim. Hatırlı dostlar öcü değildir Can. Emir de benim dostum değildir Selim. Sen boşlukta mı kaldın? Gelip burada böyle konuşuyorsun benimle. Nerede o? Zülal'in yanına gitsene sen. O defter kapandı kızım. Eniştesiyle ilgili yalan söylediği anda üstüne çizgiyi attım. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Nasıl bir şey bu ya? Yanından hiç ayrılmak istemiyorum. Ya ayrılma o zaman. Bırak artık şey, erken eve gideceğim takıntısını. Bu benim takıntım değil biliyorsun. Abimin takıntısı. Abin de kardeşini yurt dışında okutmuş birine göre çok tutucu. Bu tutuculuk değil. Başka bir şey. Diyorum ya sana her şeyi anlatacağım ailemle ilgili. Ama bir türlü vaktimiz olmuyor. Yanına gelince de her şeyi unutuyorum. Bak ailenle ilgili anlatacağın şeyler umurumda değil. Ben artık bu abinin sana taktığı zincirlerden bıktım. Bıktın mı? İşte bundan bıktım. Sürekli dakika başı arayan bir dadın var. Yanımdayken gözün hep saatte. Ne zaman nerede ne yapacağımıza güneşin batışı karar veriyor. Ya ben küçük bir kız çocuğuyla mı beraberim yoksa yetişkin bir kadınla mı anlamıyorum. Ya ben küçük bir kız değilim. Ben yetişkinim. Ama ona göre davranmıyorsun ki. İlişkiyi de ona göre yaşayamıyoruz. Bak, ben zincirlerimi gevşetebildiğim kadar gevşettim. Ama şu an bana güvenen dadımı, güvenini kaybedemem. Peki, sen bilirsin. Sonuçta senin hayatın nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşarsın. Al işte. Ama bana benimle geçirdiğin her saniye çok özel diyordun. Sadece 10 günde mi sıkıldın benden? Ben senden sıkılmadım. Ben yaşayamadıklarımızdan sıkıldım. Özgür değilsin. Ondan sıkıldım. Bak ben toy bir çocuk değilim. Ya böyle gizli gizli buluşmalar, telefonlaşmalar. Ben buraları geçeli çok oldu. Sen geçeli çok oldu da benim için her şey daha çok yeni. Benim için yeni olan tek şey sana karşı hissettiklerim. Ama hissettiklerin yetmiyor öyle mi? Bak ben sevgilimle daha çok zaman geçirmek istiyorum. Bana zincirleri gevşetmen yetmiyor. Kırmanı istiyorum. Hande? Yavuz Bey evde yok efendim. Öyle mi? Hay Allah. Telefonu kapalı olunca evde olduğunu düşünmüştüm. Öyle geçerken uğrayayım dedim. Neyse. Bari içeride bekleyeyim. Şey, ben kendisine haber versem o işsiz arasa. Kapat şu kapıyı. Bana hemen Güneş Hanım'ın odasını göster. Buyurun efendim.
Merhaba. Sen burada misafir misin? Daha önce seni hiç görmemiştim. Siz kimsiniz? Ben Sanem. Yavuz'un bir arkadaşıyım. Abim evde yok. Abin mi? Sen Yavuz'un kardeşi misin? Bir kardeşi olduğunu bile bilmiyordum. Yeni geldim zaten. Yurt dışındaydım ben. Peki bu gözyaşları geldiğin yeri özlediğin için mi acaba? Şey... Kusura bakma, ben sinirlerim çok bozuk. Tamam, tamam. Geçti, geçti. Güneş. Güneş, ne oldu kızım? Yok bir şey dede. Niye ağlıyorsun yavrum? Gözüne bir şey kaçmıştı da. Biraz uğraştık ama sonunda çıktı. Değil mi? Affedersiniz. Siz kimsiniz? Benim adım Sanem. Demek İsviçre. Şu Lady okullarından biri ha? İsviçre denince akla direkt Lady okulu geliyor. Ama öyle bir şey değildi. Sadece çok iyi eğitim veren özel bir okul. Senin gibi iyi eğitimli hem de bu kadar güzel bir kız için fazla alçak gönlüsün. Abi hoş geldin. Bak bugün misafirimiz var. Haberim var. Ben de onu almaya geldim zaten. Demek geldiğimi haber verdiler. Ben de geçerken uğrayıp sana sürpriz yapmak istemiştim. Asıl sürprizi ben yaşadım. Kardeşinle tanıştım. Öyle mi? Ben hazırım, seni eve bırakayım istersen. Peki. Yarın seni arayacağım. Randevuyu ben ayarlayacağım, merak etme. Tamam, yarın için sabırsızlanıyorum. Sizinle tanıştığıma da sevindim Saliha Hanım. İyi günler. Hoşça kalın. Ne kadar hoş, ne kadar güzel bir hanım. Abimle aralarında bir şey var mıdır sence? Yok canım, abinden yaşlı bu kadın. Pes yani, taş gibi kadın. Yok yok, bayağı büyük bu kadın. Ne işin vardı burada? Ne yaptım ben Yavuz? Buraya seni görmeye ziyarete geldim. Ne var bunda? Bana sormadan, benim iznim olmadan öyle elini kolunu sallayarak buraya gelemezsin sanırım. Eğer sana telefonla ulaşabilseydim, izin alma şansım da olurdu. Benim niye bu kadar tepki gösterdiğini anlamıyorum. Bu çok kırıcı. Halbuki kardeşinle tanıştığıma ne kadar sevinmiştim. Kardeşimle görüşmeni istemiyorum sana. Ama biz yarın için... Yarınki randevunuzu iptal edeceksin. Demek sorun buydu. Beni bu yüzden gönderdin değil mi? Kardeşinle diyalog kuramıyorum diye. Bu çok aşağılayıcı bir şey. Niye peki? O benim kardeşim. Benim kararım. Sen de bu kararıma saygı duymak zorundasın. Peki. Nasıl istersen. Yazık. Ona iyi gelebilirdim. Bu da ne demek oluyor? Sen benim kardeşime nasıl iyi gelebilirsin ki? Hem Güneş'in iyi gelecek nesi var? Bir derdi var. Derdim ya. Sen bütün gün şirkettesin. O burada tek başına. Hiç arkadaşı da yokmuş. O yaşlı kadın Güneş'i ne kadar oyalayabilir sanıyorsun? Güneş ona ne kadar içini açabilir? Biliyor musun, buraya geldiğimde Güneş ağlıyordu. İzin ver, yarınki randevuyu iptal etmeyeyim. Belki sana bir yardımım olur.
Yarın gece konuştuğumuz yerde. Ben sen de gelme, sen de bekleyeceğim. Son kez. Son kez. Uyumamak için elinden geleni yaptı ama sonunda başardım. Sen iyi misin? Hı? Yorgunum biraz ya Pınar. Sana kahve yapayım mı, ister misin? Boş ver kahveyi. Hadi şu senin sevdiğin filmlerden bir tanesini tak da izleyelim. Hangisini izleyelim? Bilmem. Sen seç. Tamam. Bu nasıl? Yok ya. Sanki bu daha iyi. Sen seversin kesin. Güzel gevşetiyor değil mi? Evet. Çok rahatlatıyor. En azından içimdeki sesi duymama engel oluyor. Aslında insanın içindeki sesi susturması değil, dinlemesi gerekir. Kim bu adam? Nereden anladınız? Biz kadınların yüzünü güldüren de, böyle düşüren de mutlaka bir gönül işidir. Yanılıyor muyum? Bilmem ki. Ben hayatımda ilk kez böyle oldum. Kırık bir kalp mi? Yeni tanıştığımızı biliyorum. Ama inan bana, hem tecrübeme hem de sırdaşlığıma güvenebilirsin. Ya aslında öyle çok fazla anlatabileceğim bir şey yok. Ha yani çok yeni bir şey. Öyle mi? Taze heyecan. Evet. Yeni ve ilk. İlk kez böyle hissediyorum. Aman Allah'ım. Sen ilk aşktan mı bahsediyorsun? Ya Sanım Hanım, abim bilmiyor. Yani bu böyle ona anlatabileceğim bir şey değil. Bak, önce anlaşalım. Şu hanım lafını bir kaldır, tamam mı? Bana sadece sen hem de. Selam. Selam. İçeri gelmek ister misin? Yok ya. Girmeyeyim. Ben bir şey soracaktım Lara. Evle ilgili bir sorun mu var? Yok yok. Evle ilgili değil. Biraz garip gelecek. Yani cevap vermek de istemeyebilirsin ama benim gerçekten bilmem lazım. Ne oldu? Hande nerede? Bilmiyorum. Saçlarını değiştirmiş olabilir mi? Koray, ben gerçekten bilmiyorum. Sen en son ne zaman Hande'yi gördüysen ben de o zaman gördüm. Nereden bileyim saçının rengini? Bak, şöyle sorayım. Hande buralarda olabilir mi? Türkiye'de. Bak ben gerçekten bilmiyorum. Ya vedalaştığımızdan beri maillere cevap vermiyor. Twitter'a, Facebook'a bile girmiyor. Aylardır ondan haber alamadım. Ya ben senin konuştuğunu düşünüyordum. Neden böyle sence? Belki benimle konuşursa dayanamayıp seni sormaktan korkuyordur. Anladım. Anladım, o zaman neyle konuşmadığı da doğru. Koray, sen neden Hande'yi sordun? Hiç. Ben öyle aklıma geldi işte. Görüşürüz. Beni restoranda bekleyecekmiş. Ben cevap yazamadım ama ona. O da son kez demiş.
Res çekiyor işte. Ama haksızlık bu. Yani eğer beni böyle kabullenmiyorsa bu iş yürümez ki zaten. Erkekler, beklemek onlar için gerçekten çok zor. Beni çocuk gibi görüyor galiba. Böyle sürekli dadıyla peşimde dolaşmalar. Sadece gündüz çıkabilmeler. Ama ne yapabilirim ki? Ben buyum işte. Sen bu adamı gerçekten seviyor musun Münir? Sevmek... Eğer ondan başka hiçbir şey düşünememekse... Yanındayken bile onu özlemekse... Onunla geçen bir saniyeye bile razıyken... Saatler yetmiyorsa... Evet... Hem de çok seviyorum. Gençlik işte. Ne güzel. Böyle duygular hissedebildiğin için çok şanslısın. Bence küçük bir yardımla senin sınırlarını biraz gevşetebiliriz. Nasıl olacak ki? Ben zaten sınırlarımı gevşetebildiğim kadar gevşettim. Bundan fazlasını yapamam. Ama eğer karşılıklıysa sevgimiz... Onun da bunu kabullenmesi gerekmez mi? Öyle tecrübesizsin ki. Zaten ilişki dediğin şey karşılıklı verilen ödünlerden ibarettir. Bir adım sen atacaksın, bir adım da o. Ben ne yapabilirim ki? Nasıl olacak o? Bence onu tek bir gece armağan edebilirsin. Nasıl yani? Canım, sadece küçük masum bir akşam yemeğinden bahsediyorum. Bu gece sen oraya gitsen de gitmesen de orada seni bekliyor olacak, değil mi? Evet ama benim gelemeyeceğimi biliyor. Bence gitmelisin. Birlikte güzel bir yemek yersiniz. Sonra bir kulübe gidip dans edersiniz. Hem eğer seni çocuk gibi görmesinden korkuyorsan bu gece ona bir çocuk değil, genç bir kadın olduğunu kanıtlayabilirsin. Ama abi... Sen dadını hallet. Abini bana bırak. Aylarca yok saymaya çalıştım. Gitti, bitti. Yok oldu dedim. Aklıma geldiğinde kovmaya çalıştım. Kovmayınca çöktüm ama sonra tekrar yeniden kalktım. Kendimi oğluma verdim. Peki niye şimdi? Emir... Kız dünyanın hangi ucunda kim bilir? Ben sokakta onu gördüğümü zannediyorum. Hayal mi görmeye başladım lan ben? Şimdinin dünden ne farkı var ki? Pınar var. Pınar mı? Huzur, şefkat, dinginlik, sevgi var. Bunları senin hayatına sokan Pınar değil mi? Bunlar hayatıma Kaan'la zaten girmişti. Ama Pınar bunları görmemi sağladı. Onda öyle bir sevgi var ki... insanı yakmadan, boğmadan... ılık ılık saran bir sevgi. Gülsün boğdu. Hande yaktı. Yaktı. Cehir cehir. Peki neden bu kadar zamandan sonra etrafımda ilgimi çeken... böyle sakin, böyle sıcak bir sevgi varken... Hande'yi sokakta görme düşüncesi bile neden aklımı kaçırmama sebep oluyor Emir? Koray, o gördüğün Hande olsa ne fark edecek ki? Çıkıp şimdi buraya gelse ikiniz için ne değişecek? Hiç. Koca bir hiç. E o zaman? Ben Pınar'la konuşacağım. Bunun için bir şeylerin değiştiğini söyleyeceğim. Bu sefer dengesiz bir sersem gibi davranmayacağım kardeşim. Thank you.
Güneş'cim bu akşam sofraya erken oturalım dedi. Hiçbir şey yemiyorsun evladım. Başka bir şey hazırlatayım mı sana? Yok dadıcığım, gerek yok. Biz spadan sonra yedik, tuttu herhalde. Bu akşamlık salatayla geçiştiririm ben. Nasıl geçti spa? Çok güzel. Senemle de gayet iyi anlaştık. Bayağı bir muhabbet ettik. Neler kaynattınız bakalım? Hiç öyle. Havadan sudan. Zaten daha sık görüşeceğiz bundan sonra. Oğlum kahveni hazırlasınlar mı yoksa benim elimden mi içmek istersin? Yok dadı. Ben birazdan çıkacağım. Bu gece sana emanet. Abi gece gelmiyor musun? Bakalım. Belki işim uzayabilir. Ama sabaha gel, tamam mı? Bak kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Masayı da ben kuracağım. Hatta yumurta bile kıracağım. Duydun mu dadı? Benim küçük prensesim abisi için mutfağa girecekmiş. Ben yetişmez miyim şimdi o kahvaltıya? İyi akşamlar abicim. Hadi işin rast gelsin evladım. Kaldık mı baş başa Güneş Hanım? Ne yapalım, film mi izleyelim yoksa diziye mi bakalım televizyonda? Dadıcığım, ben spa falan derken gerçekten çok yoruldum. Hiç uykumu kaçırmadan yatayım, hem sen de erken yatmış olursun. Ay kızım, bu saatte yatarsan gece yarısı dikili verirsin. Uyanırsam yanına gelip yatarım. Tamam. Evet, tamam. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Sonunda. Seni çok özledim. Akşam yemeğinde Güneş kulaklarını çok çınlattı. Harika bir kız kardeşin var. Öyle tatlı ki. Birbirimizi çok sevdik. Adeta abla kardeş gibi olduk. Onun bir abisi var Sanem. Ablaya falan ihtiyacı yok. Yavuz kusura bakma ama o bir genç kız. Ve senin gibi korumacı bir abiden de
O suratsız dadıdan da daha fazlasına ihtiyacı var. Bak eğer bir şey biliyorsan... Korkma korkma. Sadece yeni düzenine adapte olmaya çalışıyor. Her genç kız gibi kafası karışık. Ve yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor. Onun hep iyi insanlarla karşılaşmasını isteyeceksin. Ama bunu sen bile kontrol edemezsin. Ederim. Söz konusu kardeşimse uçan kuşu bile kontrol ederim ben. Onun uçan bir kuşa değil. Bir derdi olduğunda güvenip paylaşabileceği birine ihtiyacı var. Eğer engel olmazsan o kişi ben olabilirim. Hem ona ablalık yaparım hem de seni her şeyden haberdar ederim. Geleceğini biliyordum. Nereden biliyordun? Ben bile geleceğimi bilmiyordum. Bu gözler öyle kolay vazgeçen birinin gözleri gibi bakmıyor. Buyur. Hallettiğim gibi bir gece. Bu gece özel bir gece olacak. Efsanesini bilir misin? Yok. Sadece senin gibi prensesin yaşadığını biliyorum. Evet. Ama o çok yalnızmış. Senin gibi bir prens rastlamamış ona. Kral onu oraya hapsetmiş. Onu ulaşılmaz yapmak için. Bütün tehlikelerden korunmak için. Ne çok sıkılmıştır prenses. Ama işe yaramamış. Tehlike bazen o kadar yakındadır ki olacakları durdurmaya kralın bile gücü yetmez. Of. Başım döndü benim. Delim mi? Sarhoş oldum ben. Mezuniyette bile bu kadar içmemiştim. Hadi gidelim. Gidelim. Bugün hiç bitmesini istiyorum.
İsteğiniz benim için emirdir prensesim. Neden yanından ayrılmak bu kadar zor? Ayrılma o zaman. Kal benimle. Burada. Teknede mi? Sarhoşum ama o kadar da değil. Sarhoş olduğun için değil. Bu gece özel bir gece olduğu için. Kaptan! Durabiliriz. Merhaba. Merhaba. Ben Lara'ya gelmiştim. Pınar kim gelmiş? Söylemem lazım. Aramızda gizli saklı olsun istemiyorum. Ama ben Yavuz Sancaktar'ın kardeşiyim. Belki gazete okuduysan, haberleri dinliyorsan biliyorsundur. Hakkında çok iftira var. İşte ben bu yüzden... Sadece biz varız dedik. Gece sadece biz varız Güneş. Daha önce hiç. Sen daha önce hiç ne?